Hepinize merhaba. Serebrumun temel olarak ön serebral arter, orta serebral arter ve arka serebral arter tarafından beslendiğini öğrenmiştik. Şimdi buradaki şekil üzerinde bu kan akışının ya da kan tedariğinin nasıl olduğunu, yani hangi yolları izlediğini göstermeye çalışacağım. Burada beyni yandan gösteren bir şekle bakıyoruz. Bu da beynin tam ortadan bölündüğünü düşünürseniz beynin bir yarısı oluyor. Yani beynin bu kısmını kestik ve geriye kalan kısma yandan yani bu taraftan bakıyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Ön serebral arterlerin bu lobların iç kısımlarını beslediğini, bu şekilde gelip lobların iç kısımlarına kan taşıdığını söylemiştik. Tekrar ediyorum. Ön serebral arter frontal lobun iç ve orta kısmını biraz da dış kısmını besler. Dış kısmına yaptığı tedarik bir nevi iç orta kısımdan geriye kalan kanın buralara taşması olarak da görülebilir. Orta serebral arter ise beynin arka ve dış kısmı için çok önemlidir. Frontal lobun dış yan kısmı, parietal lobun yan kısmı, oksipital lob ve temporal lobun bunların hepsinin yan kısımlarının kan ihtiyacına orta serebral arter cevap verir. Orta serebral arter beynin iç kısımlarıyla çok ilgili değildir. Ancak yine de temporal lobun bu ucuna orta serebral arterden taşan bir miktar kan ulaşır ancak yine de temporal lobun bu ucuna orta serebral arterden taşan bir miktar kan ulaşır arka serebral arterse geriye kalan kısmı yani serebrumun geriye kalan yan kısmını parietal lobun bir kısmını oksipital lobun hemen hemen hepsini ve temporal lobun önemli bir kısmını besler Oksipital lobun içi ve dışı, temporal lobunda iç ve dış kısmının bir bölümü arka serebral artere emanettir. Serebruma gelen kanı incelediğimize göre sıra beyinciye kan tedarik eden damarlarda. Beyinciyi besleyen damarlar için, evet pembeyle karışık bir mor bu. Beyinciyi besleyen ana damarlardan biri üst kısımdaki serebellardır. Baziler arterden çıkıp beyinceye ulaşmak için arkaya doğru kıvrılıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Önden görünümde göstermesi çok zor ama burada oldukları konusunda bana güvenebilirsiniz. Sıradaki damarın adı ön alt kısımdaki serebellar. O da baziler arterden geliyor. Baziler arterin ne kadar önemli olduğunu anladınız öyle değil mi? Son olarak bir de arka alt kısımdaki serebellar var. Bunlar da vertebral arterden çıkarak beyincinin alt kısmını besliyorlar. Bu şekilde görmesi çok zor olacağı için şimdilik buradaki çizimle yetineceğiz. Evet. beyinciğin 3 ana damarını da öğrendik. Gördüğünüz gibi damarları besledikleri bölüme odaklanıp gruplandırdığımızda her şey daha kolay oluyor. Son olarak bir de beyin sapına bakalım. Ne dersiniz? Bunun için de yeşili kullanacağım. Evet. Beyin sapını yine baziler arterden çıkan ve pontin dalları adı verilen bu damarlar besler. İsimlerinin pontin olmasının sebebi beyin sapının pons adı verilen bölümünü beslemeleridir. Önden görünümde şu şekilde gösterilebilirler. Şimdi son olarak ön omurga arteri ya da ön spinal arter var. Ön spinal arter vertebral arterlere bağlıdır ve omurga boyunca omurganın ön kısmında uzanır. İsminin neden böyle olduğunu şimdi daha iyi anladınız değil mi? Ön spinal arter her ne kadar omurga ile özleştirilmiş olsa da beyin sapının bir kısmına kan taşır. Evet, bu damarların hepsi ne yaparmış? Bu damarların hepsi beyne kan tedarik eder. Bu da bitti. Hoşçakalın.